Evet. Şimdi Nihat Bey ve Engin Bey, neyse boş ver. Beyler de abiler. Şimdi herkesin merak ettiği bir soru var. Altlara ne zaman para gelecek? Ne olacak bu BTC'nin hali? Buradan başlayalım. Önce senden başlayalım abi Evet, istersen. Hani misafir sensin abi, senden başlayalım. tamam. Bizde misafir yok gerçi de. Ya Ethereum ETF'i onaylandı. Bugün giriş olacak gibi. Yani senin yorumun nedir bu konuda? Piyasa aslında bence fiyatta da Ethereum tarafındaki bu yükselişle beraber bence sell the yapacaklar bu arada. Onun dışında zaten uzunca bir süredir beklenti içindeler. Altlardan bir sürü bir toplama yaptılar ama işin garip tarafı hani markette bir dominans vardır ya, işte Ethereum yükseliyorsa altcoin'ler yükseliyor. İşte atıyorum XRP yükseldiyse boğa geldi. İşte BTC yürüdüyse altlar zamanla yürüyecek gibi gibi daha önceden değişkenler vardı. Şimdi o değişkenler tamamen değişkenlik göstermiş durumda. Neden? Takribi 2-2,5 yıldır BTC yükselip ve altların yükselemediği bir likidasyon sıkıntısı yaşıyoruz piyasada. Bu da hem piyasaya çok fazla yeni ürünün dahil olması, akabinde de projelerin çok uzun süre sürdürülebilir olmamasından kaynaklı olarak yaptıkları bir takım masraflar, işte yazılım masrafları ya da projenin sürdürülebilir olması için yaptıkları bazı çalışmalar gibi etkenlerden dolayı projelerde para kalmadı aslına bakarsan. Yani likit de sokamıyorlar içeriye. Teknoloji bakımından daha fazla ileriye gidemediğimiz için veya projeler kısıtlı bir döngüde kaldıkları için aslında yeni bir para gelirse yapamıyorlar. Dolayısıyla 2 sene boyunca yaşadıkları bu likidite probleminden kaynaklı artık projeler kendi kendilerine bir kazanım sağlayamıyorlar diyeyim. O zaman şöyle diyebilir miyiz abi? Projeler aslında anlık hype'a göre canlandırılıp aslında çok uzun vade düşünülmeyip, sürdürülebilirliği düşünülmeyip piyasaya girdikleri için ilerleyen dönemlerde, bir ay sonra ilerleyen dönemlerde derken bir ay sonra, 2 ay sonra likidite sıkıntısı yaşayıp içeride para kalmayınca da aslında token satmaya başladıklarını iddia edebiliriz. Evet. Aslında biz bunu zaten 2017, 2018 hatta 2020'de çıkan MEM Token veya işte GEM proje gibi projelerde aslında yaşadık. O dönemler işte yeni bir furya çıkıp hemen işte 2-3 aylık süreç içerisinde tabii ki öncesinde bir altyapı hazırlanıyor. İşte Bitcoin belli bir seviyeye geliyor, insanlar bir para kazanıyor. Altcoin'ler belli bir seviyeye geliyor, insanlar para kazanıyor. O dakikadan sonra sistem içerideki parayı içeride bırakabilmek ve kullanıcıya hani nakite dönmeyip dışarıya çıkartmamak adına yeni bir hype gerçekleştiriyorlardı. Dolayısıyla para gene içeride kalıyordu orada. Bu döngüde ise gene yeni bir hype yaşandı. Yeni insanlar bir yerlere yatırım yapmaya başladı ama geçen dönemden farkı şuydu, insanlar nakite çıkamadı. Yani insanlara tekrar yeni projelere ya da yeni hype'a yatırım yapacak bir kapital bırakmadılar. Dolayısıyla bugün çok iyi projeler bile çıksa artık insanlar acaba hani yatırım yapmalıyım ya da ne kadar yapmalıyım, ne kadar risk almalıyım dediği konuda yatırım yapamıyorlar. Evet. Çünkü görüyoruz, ayda belki 20'den fazla proje inceliyoruz. Evet, gerçekten altyapısı ya da işte ekonomik tarafı ya da ekibi her anlamda dört dörtlük olan projeler günün sonunda launch ediyorlar ve başarı elde edemiyorlar. Bu projenin kötü olmasından kaynaklı değil veya işte piyasanın hype olmamasından kaynaklı değil. Para kalmadı. Hani yeni bir taze kan lazım. İşte onu da hani onu da belki bu ETF, Ethereum tarafındaki ETF'lerin gerçekleşmesinden sonra bazı işte majör dediğimiz altcoin'lerin de ETF'e zorlanmasıyla beraber belki orada yeni bir para girişi sağlanır. Ki gerçi ETF'ler kurumsal tarafta açılıp orada işlem yapılacak ama hani ne kadar da olsa belki bireysel taraftan içeriye bir girdi sağlanıp bir güven sağlanıp yeni bir para akışı sağlanabilir. Dolayısıyla yeni bir jenerasyon lazım bize. Marketin tekrardan özellikle eski altcoin'ler de dahil yükselebilmesi için bize yeni bir olay gerekiyor. Bunu sağlayabilirlerse altcoin'ler de tekrardan harekete geçecektir. Peki bu nokta sence şöyle olmayacak mı abi? Bugüne kadar hep Bitcoin evet bir kendi rüştünü ispat etmeye çalıştı. ETF'ler zaten bunun son bir göstergesiydi artık bir kabul gördü. Yani dijital altın olarak artık Bitcoin'i konuşabiliyoruz. Şimdi yeni bir jenerasyon dedin ya ben de hemen hemen aynı fikirdeyim. Hatta tamamen o yeni jenerasyonda şöyle bir fikrim var. Artık stable coin yasası bu sene çıkmalı ve çıktıktan sonra artık stable coinler de bir güven inşa etmiş olacak. Çünkü artık o stable coinlerin de bir kabul edilebilir değeri olacak piyasalar tarafından. Akabinde artık gerçek hayatta yani gündelik hayatta kriptoları kullanmaya başladıkça o yeni jenerasyon öyle devam edecek. Çünkü geleceğe baktığımızda benim görebildiğim 2-3 sektör var. Bir tanesi RWA artık günümüzde tamamen kullanılacak. O klasik gayrimenkul projelerinden bahsetmiyorum ama. Evet.
gerçekten gündelik hayatta borsa gibi kullanabileceğimiz şirketlerin halka arzının olabileceği projeler. İkincisi depin projeleri. Topluluğu bir araya getirip bir hizmet verip karşılığında bir ödül alarak insanlara bir gelir kapısı yaratma gibi bir noktalar olacak. Diğeri metaverse projeleri. Çünkü metaverse projeleri hep yanlış anlaşıldı. Çok yanlış noktaya gitti. O da RVA ile birleştirilip artık bizim ilk Web 2'de 30 sene önce bize sorsalardı cep telefonundan kalkıp da alışveriş yapacaksın 10 dakika sonra evine geliyor deselerdi kimse inanmazdı. Şimdi bu sektörde metaverse'e bence kayacak. Dördüncüsü de oyun sektörü. Çünkü çok büyük bir sektör. Dijitale en hızlı adapte olabilecek sektör ama orada da ana büyük kullanıcıların gerçekten şu an milyarlarca dolar harcayan firmaların kriptoya geçişi ki GTA açıklamasını yaptı artık kripto ödeme kabul edecek. Yani kripto ödeme dediğimizde her coin'i almayacaktır büyük ihtimal. Bitcoin ya da stabil coin majörlerden gidecektir. Bu dördü bence yeni jenerasyonu bir update ederek canlandıracağını düşünüyorum. Ya katılıyorum, evet. Aslında yeni daha iyi performans gösterebilecek altyapıların oluşturulması ya da kaynakların sağlanması bizim piyasaları biraz hareket ettirecektir, ama az önce senin de söylediğin gibi hani Metaverse bir hayatımıza bir hype getirdiler. Token önüne gelen bir altyapı hazırladı. Bir iki VR gözlük taktı, bilmem ne, hemen bir proje yapayım, para kazanayım falan. Dolayısıyla Boğaz Köprüsü'nü sattılar Silivri Osman gibi mesela evet. bize. Dolayısıyla biz aslında dönemsel olarak hype'ları çok iyi yakalayabiliyoruz ve İnsanların ilgisini çok iyi çekiyoruz. Kripto ekosistemi olarak çok büyük bir komüniteye sahibiz piyasada. Hani Kesinlikle. buradaki komünite şey gibi değil. Mesela Borsa İstanbul'la hani eşdeğer görmek gerekirse, orada da bir finans sektörü, orada da bir alım satım sektörü var, ama oradaki kitle daha niş. Adamlar şeyin farkındalar. Ben yatırım yaptıysam işte 5 yıl beklerim. İşte Evet, ben yatırım bilinçli yaptıysam bu yatırımcı. adamın hissesini şunu yaparım. Ama kripto da öyle değil abi. Kriptonun ana mantığı zaten işte benim 100 dolarım var. Ben bunu 10 bin dolar yapar mıyım? İşte benim 1000 dolarım var. İşte 100 bin dolar olur mu Bir mantığıyla? gecede zengin Evet. olabilir. Olmadı. Evet. Hani bu Olmadı. mantıkla insanları içeriye aldıkları ve insanlar da bu mantıkla içeriye girdikleri için bir süre sonra hayal kırıklığı oluşuyor ve projelere hani oluşturdukları beklenti arşa çıkıyor. Dolayısıyla projelerin hani asıl çıkış amacı şudur. Ekipler toplanır ya da işte bir şirket toplanır, der ki bizim böyle böyle bir fikrimiz var kardeşim. İşte şu kadar bedeli bir finansmanımız var. Bu finansmanı hani bir kısmını da siz tedarik edin kullanıcı olarak ya da topluluk olarak. Açar topluluğa, finansmanı tamamladıktan sonra projeyi hayata geçirir. Ama bizde şu mantık var. Adam projeyi açtı. Tamam, ben yatırımımı yaptım. İşte işlem tahtasına girecek, alım satım gerçekleşecek. Aa, bu tahta neden 15 kat olmadı? Ya da benim param neden 100 kat olmadı mantığıyla ilerliyoruz. Kesinlikle. Şimdi dolayısıyla kripto tarafında böyle bir kitle varken buradaki dinamikleri yakalamak özellikle teknoloji açısından bizim için çok zor. O yüzden BTC bugün BTC ya da o yüzden Ethereum bugün Ethereum. Çünkü altyapısında hem onları destekleyen, ki biliyorsun Ethereum'da 32 adet, 32 bin, 32 adet kitleme yapmadığın sürece adamlar seni validatör almıyorlar mesela, Evet. değil mi? Şimdi 32 Ethereum bugün fiyatlamasına baktığı zaman bir dünya para ediyor. Şimdi bunu yapabilecek kapasitede insan yok. Doğru düzgün insan yok. Onu yapan adam da zaten şunun farkında. Ben şirkete yatırım yaptım diyor. Ortada bir değer var ve bu değerin yükseleceğine inanıyor. Aynı zamanda onun sağlamış olduğu pasif geliri elde ediyor. Ama bizde öyle bir şey yok abi. Biz hadi bugün 100 dolar koydum, 100 bin dolar olsun. Proje yürümedi. Tamam da sen satarsan, o satarsa, ben satarsam Nasıl yürüyecek? proje nasıl yürüyecek? Tahtadaki döngü nasıl olacak? O yüzden işte bu ETF'lerin de kabul görmesinden sonra yatırım mantığını biraz daha farklı alanlara çekebilirsek, daha hani kurumsal, tamam onlar giriş sağlayacak, gün sonu onlar da para kazanmak için bu işi yapacak, ama biz buradaki yatırım mantığını biraz daha teknolojik anlamda ya da projeleri ortaya çıkartmak adına harcayabilirsek bence daha sağlıklı ilerlemeler kaydedilecektir. O sırada markette binlerce coin var veya token var, 1 neyse. milyona ulaştı en Evet. son. Şimdi buradaki reputasyonun düzelmesi için de çok ciddi yaptırımlar gerekli bana kalırsa. İşte atıyorum belli bir market cap değerine ulaşamamış ya da belli bir likiditeye sahip olmayan ya da belli bir şirket değeri olmayan projelerin bence %70'inin elenmesi lazım piyasadan, ki mevcut piyasada gerçekten değeri olan ya da ekipleri olan, projeleri sağlam olan projelere para girdisi sağlasın. Çünkü bugün market değeri 2 trilyon dolar dediğimiz yerde aslında marketteki bütün tokenların piyasa değerini yansıtıyor. Bugün kaç? 100 bin. Bunu yarın 10 bine düşünürsen aynı ölçüde para o taraflara geçecek. Zaten alt taraftakilerin değerleri çok yüksek değil. Yani şu an 10 milyon dolar market cap'in altında
bu saydığımız diyelim 1 milyon tane proje varsa 990 bin tanesi, belki Kesin. çok daha fazlası 10 milyon market cap'in altında. Bu da zaten onların hani bir seviyede değerini gösteriyor. Sürdürülebilirliği sağlamak önemli burada. Yanlış teknoloji seçimleri çok devreye giriyor. Projelerin zamansız çıkışları çok güzel. Mesela gaming projeleri Sonboğa'da kendini öyle bir lanse etti ki şu an başarısız oldular. Mesela tam tersini yapan projeler de var. 2 sene önce çıkacaktı proje. Ama o süreçte kendini geliştirmeye adadı, listelemedi. Hala bekletiyor. Orada da ben şuna inanıyorum. Şimdi hani hep deriz ya Web 2 ve Web 3 dediğimiz hani bizim aslında en çok daha hakim olduğumuz Web 3 ekosistemi ve oradaki komünite. Şimdi adamlar evet Web 2'de çok iyi bir entegrasyon, çok iyi bir oyun, çok üst düzey teknoloji, çok üst düzey ekip falan falan böyle bir yapıdalar. Ama adamlar şu mantıkla ileri sürüyorlar. Aa evet biz bunu yaptık, biz bunu Web 3'de de değerlendirebiliriz. Hadi burada bir fon toplayalım ya da işte teknolojinin geri kalanının kapitalini buradan sağlayalım, işimizi devam ettirelim mantığıyla ilerliyorlar. Oradaki en büyük hata şu. Sen Web 2 ekosistemine ait iyi bir otomasyonsun zaten. İyi bir oyuncusun, iyi bir kullanıcın var, tabanın var bilmem ne. Ama Web 3 dediğimiz alan böyle bir yer değil abi. Evet. Hani sen bu alana entegre değilsen, buranın dinamiklerini bilmiyorsan, bu mevcut elindeki otomasyonu gelip buraya hani adapte etmeye çalıştığın yerde hata yapıyorsun. Neden hata yapıyorsun? Diyorum yani buranın dinamikleri farklı. Buradaki işte token'a dedi, kullanıcıya vereceğim birim, oyunlarda dağıtacağın alan, yatıracağın para, kullanıcı içeride tutacağın süre gibi gibi bir sürü farklı aslında değişkenler var burada. Kesin. Şimdi o kısımdaki insanlar gelip burada adaptasyon sağlamaya çalıştığında aslında çok iyi yönetilebilecek olan bir alanı baştan ölü bebek gibi piyasaya sürüyorlar aslına bakarsan. Biliyorsun dönemde hani AXE dediğimiz aslında projenin çok iyi bir hype ile gelip işte Uzak Doğu ülkelerinde çok iyi marketing yapıp çok iyi bir ekosistem gerçekleştirip aslında çok fazla kullanıcıya ulaştıkları ve insanlara para kazandırdıkları bir dönemde ve çok iyi bir hype'tı. Ama oradaki problem de aynıydı. Adam Web3'ye entegre değil. Adam evet oyunu vereyim, insanlara para kazandırayım, insanlar. Şimdi bugün aynı minvalde binlerce proje çıkıyor. SLP. Mesela altında bir token ürettiler. Onun yakıtı diye insanlar onu dağıttı. Heh. Günün sonunda iş şuraya geliyor abi. Sen kendi alanında iyisin. Evet, Web2'desin. Ama Web3'te var olmak için Web3 alanında olan ve hani bu piyasaya aşina olan insanlarla çalışmak zorundasın. Bunu yapmadığın sürece biz proje olarak hiçbir yere gidemeyiz. Misal bugün Reva dediğimiz mantıkta az önce bahsettiğin olay. Herkes Reva'ları farklı algılıyor işte. Gayrimenkulde bilmem neydi bu minvallerden Tabii ilerliyor. emtia. Şimdi bugün işte atıyorum 100 gayrimenkul olan ya da işte gayrimenkul alanında iş yapan ya da işte iş adamı vesaire bilmem ne diyor ki ya işte böyle bir alan varmış. Ben satışlarımı daha fazla kişiye ulaştırmak için hadi ben bir token yapayım insanlara dağıtayım bilmem. Abi konu değil ki. Sen Web 2'de iyi olabilirsin ama buranın dinamikleri çok farklı. Buraya ayak uydurabilecekmişsin, o Ya konseptini o buraya oturtabilecek yüzden de misin? aslında Web 2'de kazandıkları parayı gelip Web 3'te harcıyor bu insanlar ve hiçbir zaman amaçlarına ulaşamıyorlar. Kesinlikle. Kesinlikle az önce dediğin gibi abi hani dinamik bilmiyor, marketing bilmiyor, strateji Topluluk bilmiyor, yönetimi topluluk zordur. oluşturamıyor. Bakın şu Hani hataya çok düşüyorlar, sözünü kestim, borsayla ilgili. Borsada şimdi yatırımcıların destek hattı vardır. Sen oraya sorarsın, biliyorlarsa sana cevap veriyorlar, bilmezlerse bilgi alıp sana geri dönüş yapıyorlar ve kesinlikle. tek iletişimin budur. Ama kripto da öyle değil. Sosyal medya kanallarından çok ulaşılabilir noktası. Zaten Web3'ü cazip kılan burası. Karşında bir muhatap alabilme. Ama oradaki yanlış da mesela borsada bir şirket ama kriptodaki proje bir şirket değil. Yani sürdürülemiyor olabilir. Yarın sabah kalktığında onu orada göremeyebilirsin. Ama mesela Tüpraş'ı o şekilde göremezsin. Yarın sabah kalktığında kesinlikle orada olacak. Ama kriptoda bu farklı. Aslında bunu konuşurken de sen az önce bahsederken de abi aklıma geldi. Aslında bir yayını sadece şey yapabiliriz. Borsa kripto karşılaştırması Olabilir. yapabiliriz. Hatta ben geçen bir hani şeyde de işlem yapıyorum ben. Forex tarafından da çok işlem yapıyorum. Karşılaştırma olduğu zaman insanlar daha iyi algılıyor. Hani borsa mantığıyla hani daha doğrusu borsada yatırım yapmış ve farklı ekosistemlere entegre olmaya çalışan işte kripto gibi ya da Forex gibi ya da işte farklı işte borsalanma bilmem ne gibi alanlarda da işlem yapmaya çalışan kullanıcılar oluyor. Hani şeyi kaçırıyorlar. Gene aynı şey. Sen Web 2'de bir yatırım alanındasın. Burası Web 3 abi. Buranın dinamikleri çok bambaşka. Sen orada günde %10 düşüş veya işte yükseliş seni çok tatmin ediyorken
Burada %10 düşüşte kimse elini bile kımıldatmıyor mesela. Aynen. Bu bile hani çok önemli bir etken. Rahat yememişiz abi. Çok güzel bir şey. Anladın mı? Hani, evet. Bugün de paramız yerinde. Aynen. Yani o yüzden karşılaştırmalı gidersek dediğin gibi aslında hani yatırımcılara da daha doğru yönlendirme yapabiliriz. Çünkü gerçekten çok farklı. Kesinlikle. Ben hani hisse tarafında da mesela analizler yapıyorum Güneş'e. Şimdi bakıyorum işte analizi paylaşmışız. 2 ay geçmiş aradan. 2 ay sonra analiz %8 yükselmiş. Abi kripto hani, için bir şey değil. Evet hani şey yapıyoruz, alıntı yapıyoruz. 2 ay geçmiş, ürünü güncellemeye alıyoruz. Diyoruz ki evet arkadaşlar %8 yükselmişiz falan. Bizim için olağan hani gün içinde bile %8 yapıyoruz kriptoda. Adamlar yazıyor, o abi süper işte falan. İşte iyi para kazandım. Abi sen ne kadar yatırdın da kazandın? Hani kripto yatırımcısı ya da kriptoda işlem yapan bir adama göre o grafiği görse birisi adam diyor ya %8 için mi paylaştın ya hani ne oldu anladın mı? Hani oradaki kitle ve dinamik farklı, buradaki kitle ve dinamik farklı. O yüzden hani dediğin gibi sonraki süreçteki yayında o alandaki iki dinamiği birbirine aslında bağdaştırsak insanlara daha sağlıklı bir bilgi vermiş oluruz diyeyim. Orada çünkü çok fazla konu var. Vestingler mesela borsadaki en düz mantık ortadaki hisse senedi adeti belli ve bunlar sürekli trade ediliyor. Mesela hiç vesting'i dikkate almazsın çünkü yok. %100 fair launch gibi. Ama kriptoda öyle değil mesela. Vesting'i dikkate almadın mı birçok şeyi kaybedebilirsin. Çok ciddi düşüşlere denk gelebilirsin. Neyse biz ilk yayını bu kadar fazla uzatmayalım. Güzel de bir konu oldu. Güzel bir konsept oldu. Evet güzel oldu. Elinize sağlık. Haftada bir bundan sonraki böyle yayınlarımız devam edecek. Merak ettiğiniz noktalar olursa, konular olursa yorumda yazabilirsiniz. Nihat abi teşekkür ederim. Çok ben güzel teşekkür bir ederim. Emeğinize sağlık. Bence de keyifliydi. Artık sonraki yayınlarda görüşeceğiz. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.